Evet çocuklar, bu videoda da rasyonel sayılarla ilgili işlem yeteneklerimiz hakkında biraz konuşalım istedim. Sınavda çünkü rasyonel sayılardan soru geliyor bize. Bir kaynaktan yine bu soruyu seçtim. A, B, C, D için 4 basamaklı sayısı için A, B'yi tam kısım, D bölü C'yi de yine burada rasyonel kısım olarak almış ve demiş ki bu işlem işte örnek vermiş. 2521 sayısı 25 tam. D bölü C, burada harfler sırasına dikkat etmemiz gerekiyor. 1 bölü 2, pardon, 51 bölü 2 ise buna göre diyor bu ifadenin eşiti nedir? O zaman diyorum ki ben hızlıca önce tam kısmı yazıyorum, 43 tam. Sonra ne demiş? D bölü C, yani birler basamağını paya, onlar basamağını da paydaya yazıyorum. 43 tam 5 bölü 4 sayısından neyi çıkartacakmışım? 41 tam, yine aynı şekilde bakıyorum. Birler basamağını paya, onlar basamağını da paydaya. Şimdi burada tabii ki hani bu yazıma dikkat ettikten sonra işlerde şunu yapabilirsiniz. İşte tam sayılı kesri, bileşik kesri çevirip 43 ile 4 çarpıp 5'ler paydaları aynı diye işlem yapabilirsiniz. Ya da burada benim asıl size söylemek, hatırlatmak istediğim şey şu. Eğer biz bunu 43 tam 5 bölü 4 olarak görüyorsak, bu 43 artı 5 bölü 4 gibi bir sayıdır. Diğer kısma baktığımda 41 tam 1 bölü 4 gibi bir sayıdır. Yani eksiği siz buradaki parantezin içine dağıttığınızda 43 tam 5 bölü 4'ten 41 tam 1 bölü 4'te rasyonel kısmı çıkartmış olursunuz. 43 eksi 41'den, yani tam sayıları çıkarttığınız zaman zaten bir iki tam gelir. 5 bölü 4'ten de paydalar eşit olduğu için 1 bölü 4'ü çıkarttığında 4 bölü 4'ten de bir tam böyle geleceği için sonuç 3'tür. Hiç paydaları genişletip açıp işlem yapmaya gerek yoktur diyorum. Ya da bizim rasyonel sayılarda en çok takıldığımız yerde ne var? Cinsinden yazma soruları. Burada da yine x, y, z 3 basamaklısını dağıtmış, paydaları 6, 11 ve 13 olacak şekilde. Ve demiş ki k sayısı 127'ye eşitmiş bu kutunun içinde. Yani neymiş? 1 bölü 6 artı 2 bölü 11 artı 7 bölü 13 k sayısına eşitmiş. Bizden 596'nın k cinsinden değer istenmiş. Yani 5 bölü 6 artı 9 bölü 11 artı 6 bölü 13'ün, diyelim ki bu da L sayısı olsun, türünden eşiti. Burada dikkat edeceğimiz şey şuydu. Paydaları genişletmeden yine diyorduk ki aynı paydalar üzerinden tam sayılar oluşturmaya çalışalım. Mesela bunları taraf tarafa toplayıp ya da çıkartıp tam sayılar elde edebiliyor muyum ona bakıyorum. 1 bölü 6 artı 5 bölü 6, 6 bölü 6'dan 1 tam yapıyor. O zaman diyorum ki ben bunları taraf tarafa toplayayım. Yani 6 bölü 6'dan buradan 1 tam gelsin. Yine benzer mantıkla 2 bölü 11 ile 9 bölü 11, 11 bölü 11'den 1 tam gelsin. Yine 7 bölü 13, 6 bölü 13, 13 bölü 13'ten 1 tam da buradan gelsin. Ne için? K artı L sayısı için. Biz ne demiştik L'yi? Bu sayının zaten türünden yazacağımız sayının eşiti olarak seçmiştik. O zaman L'yi yalnız bıraktığımda, K'yı da karşıya gönderdiğimde 3 eksi K değeri L'nin eşiti olacaktır diyorum. Evet, yine bir kaynakta demiş ki böyle bir kutu A sayısı için eğer rasyonelse A eleman Q'ysa, A'dan büyük olmayan en büyük tam sayı A eleman değil Q'ysa, yani bir rasyonel sayı değilse A'dan küçük olan en büyük tam sayı. Burada rasyonelliği değil, yani sayı kümelerini tanımamız gerekiyor. Mesela eksi kök 70 dediğimiz sayının rasyonel sayı olmadığını bilmemiz gerekiyor. Peki bu rasyonel sayının karşılığını mı istiyor? Aslında tam olarak karşılığını değil. Yine tam sayı karşılıklarına bakacağım. O zaman diyorum ki ben bir sayı doğrusu çizdiğimde şöyle diyorum ki sıfır noktasında seçtim. Eksi kök 70. Şimdi benim en yakın eksi kök 70'e görebileceğim sayı nedir? Eksi kök 64 desem, eksi kök 70 sayısı şurada bir yerde yer alacak. Bu nedir? 8 olarak çıkacak. Yani eksi 8 olacak burası. Bundan sonraki göreceğim işte kök ne olacak? 9'un, yani eksi kök 81'in aldığı değer. Diyor ki eğer rasyonel sayı değilse, yani evet eksi kök 70 öyle bir durumda, A'dan küçük olan en büyük tam sayı, yani bu sayıdan küçük en büyük tam sayı baktığım zaman eksi kök 81, yani eksi 9'dur diyeceğim. 81 bölü 7 rasyonel midir? Evet. Peki onun için yerini nasıl belirlerim diyorum. 81 bölü 7, yani yaklaşık 11, yani ama 11 olsaydı tabii 77 bölü 7'den 11 burada bir değer. Ama bizim seçtiğimiz değer 81 bölü 7, şurada bir değer. Yani bundan sonra göreceğim tam sayı da 12. Diyor ki rasyonelse A'dan büyük
olmayan, yani bu sayıdan seçtiğim sayıdan büyük olmayan en büyük tam sayı. Yani neden bahsediyor o zaman? Burada da 11'den bahsediyor. Sonra geldim eksi 23'e. Eksi 23 de nerede? Tabii burada şimdi sayı kümesini şöyle, sayı doğrusunu şöyle uzatalım. Diyelim ki eksi 23 de burada bir yerde olsun. Ve diyor ki bize eksi 23 için bir rasyonel sayı mıdır? Kümeleri hatırlayın. Biz en başta sayma sayılarıyla başlamıştık. En pozitiflerle. Bunun üzerine n'leri yani doğal sayıları sıfır ekleyip koyduk. Sonra bunu tam sayılarla tamamladık. Sonra da onların üstüne neyi kurduk? Rasyonel sayıları kurduk. O zaman her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayı. Yani ben yine neyi seçeceğim? Eksi 23'ten büyük olmayan, eksi 23, eksi 23'ten büyük değildir. En büyük tam sayı yine eksi 23 olarak alıp kendi sayısal değerini kullanabileceğim. Yani ne olmuş olacak? Şuradan bir artı 2 geldi. Eksi eksi de artı 23 de böyle bu şekilde oluştu. Demek ki sayının karşılığı 25'miş diyorum. Yine sık rastladığımız bir soru tipimiz var. Elimizde bir bileşik kesir var ve buna karşılık karşı tarafta ABC cinsinden yazılmış bir parçalama var. Şimdi burada sol taraftan başlayıp B ile işte C'yi genişletip sonra 3 ekleyip sonra paydayı ters çevirip sonra genişletmem mümkün ama ABC'ye bağlı, o zaman eşitlikte bir sürü denklem kurmam gerekecek. Onun yerine tersten gidelim diyorum. Yani elimde evet sol tarafta A artı 1 bölü B artı 3 bölü C değeri var. Sağ tarafta tam sayılı kesir olarak ifade etmek istersem 18 bölü 13 nedir? Bir tam içindeki sayısal değerler için 13 yaptı. O zaman kaç kaldı burada? 5. Ha, A o zaman karşılık olarak ne olacak? Ha, 0 seçemem mi? 0 seçemiyorum. Neden? Pozitif tam sayı dediğine göre en az zaten 1 olmak zorunda. O zaman A değerini 1 olarak seçtim. En azından bir değer belli olmuş oldu. Peki kalanı için ne yapacağım? Aynı benzer mantıkla devam edeceğim. Diyeceğim ki yine benzeteyim. Yani sol tarafı değil de sağ tarafla yine ilgileniyorum. Burada 1 bölü B artı 3 bölü C için 5 bölü 13'ü ben yine diyorum ki ters çevirip çarpma sonucunda 5 bölü 13 elde ettiysem 1 bölü 13 bölü 5 olarak yazmış olabilir miyim? Benzettim mi? Evet. O zaman ne olmuş olacak? Paydaların da aynı olması lazım gelecek. 13 bölü 5 ne demek? Elimizde 2 tam var. 5 kere 2 10 yaptı. O zaman burada da bir 3 oldu. Zaten sorunun benden istediği 3 bölü C'ye de ulaşmış oldum. Yani diyorum ki B değeri 2'ye bu durumda. Yine pozitif tam sayılardan. C değeri de paydadaki 5'e karşılık gelmiş olacak. A değerini 1, B değerini 2, C değerini de 5 bulduğumuza göre cevap 8 olacak diyoruz. Rasyonel sayılarda işlemlerle ilgili biraz üstü kapalı bir soru var şimdi de. A n'le ve n'i tanımlamış ve demiş ki B 8 bölü B 4. B 8 neymiş? B sayısı diyor ki 2'den başlamak üzere a'ları çarp. O zaman diyorum ki ben çarpayım. Neyi çarpacağım? A 2, A 3. Bu şekilde devam edecek. A 7 ve A 8'i çarpacağım. Paydasına neleri çarpacakmışım? B 4. Yani A 2, A 3, A 4. 4'e kadar olanları çarpacakmışım. Ne olacak? Zaten pay ve paydadaki A2, A3 ya da şurada da A4 sayısı gidecek mi? Gidecek. Peki ne kaldı geriye bakıyorum? A5, A6, A7 ve A8 kaldı. Şimdi A sayısı ile ilgileniyorum. A sayısı da diyor ki 1 eksi 1 bölü n kare. Yani diyor ki A5 mesela 1 eksi 1 bölü 5'in karesi. Benzer mantıkla 1 eksi 1 bölü 6'nın karesi, 1 eksi 1 bölü 7'nin karesi ve 1 eksi 1 bölü 8'in karesi. Ha bunları 25-36 deyip yazıp ondan sonra sadeleşmelere gidebilirsiniz. Ya da bu sayıların iki kare farkı olduğunu fark edip biz zaten soruları direkt şu mantıkta size gösteriyorduk. O zaman diyorum ki 1 eksi 1 bölü 5'in karesi iki kare farkından 1 eksi 1 bölü 5 ile 1 artı 1 bölü 5'tir. Yine 1 eksi 1 bölü 6'nın karesi 1 eksi 1 bölü 6 ile 1 artı 1 bölü 6'dır. Ben bu işlemi bu şekilde devam ettirdim. En sonunda tabii 7'yi de atladık. 1 eksi 1 bölü 8 ile 1 artı 1 bölü 8'e ulaşacağım. Yine bunları olduğu yerlerde açarsanız sadeleşmeleri görmeniz biraz zor olacaktır. Diyorum ki önce arasında eksi olanları kendi arasında çarpma olduğu için yer değiştirme yapabiliyorum. Şöyle bir yaklaştırayım. Yani 1 eksi 1 bölü 5 ne yapacak?
4 bölü 5 yapacak. 1 eksi 1 bölü 6'dan da 5 bölü 6. İşte arada ne gelmiş olacak? 6 bölü 7. En son 8 eksi 1'den 7 bölü 8 gelecek. Bunlar eksili olanlar. Çarpmaya devam ediyorum. Bu sefer de diyorum ki artılı olanları alayım. Artılı olanlarda ne gelecek? 1 artı 1 bölü 5'ten 6 bölü 5. Sonra 7 bölü 6. Sonra ne gelecek? 8 bölü 7. En son 8 artı 1'den 9 bölü 8. Bu şekilde yazdığım zaman dikkat ederseniz sağa doğru burada bir sadeleşme ki sonuçta 4 bölü 8'den 1 bölü 2 kaldı. Ya da burada aynı şekilde şöyle sağa doğru bir sadeleştirme sonucunda 9 bölü 5'ten sonuç 9 bölü 10'dur diyebileceğiz. Şimdi sıralama sorularına bakalım. Öncelikle devirli ondalıklarda bir sıralama sorusu var. Bir de üniversite sınavına çıkmış bir soru var. İkisini inceleyelim. Diyor ki A ve C sayılarının sıralaması. Bir kere sıralama yapılabilmesi için öncelikle tam kısmına bakmam lazım. Onda birler, yüzde birler şeklinde basamaklı gitmem lazım. Ben diyorum ki A sayısı 2,68 devirliyse bu ne demek? 68, 68 bu sayı aslında böyle devam ediyormuş ki 68 devirli olarak yazmışım. B sayısı 2,6 ise 6,6,6,6 diye devam ediyormuş. C sayısı 2,687. Peki bunun sağında ne var? Bunu da hatırlayalım. Burada sıfırlar var. Ama sıfırları biz yazmadığımız için 0,687 olarak gördük. Şimdi diyorum ki A, B, C sayıları için tam kısım hepsinde 2. Onda birler basamağına baktığım zaman hepsinde 6. O zaman farklı olan şeylere bakmam lazım. Farklı olanlarda ne var? A ve C'nin ikisi de 8 iken B değeri 6 gelmiş. Demek ki B değeri bu ikisi arasında en küçük. Peki devam edeyim diyorum. Sonuçta bunların ikisi de 8 olduğu için artık B sayısını yeri belli. Şimdi A sayısıyla şu 8'leri de atalım aynı olduğu için. A sayısının burada binde birler basamağı 6 iken C sayısının 7 olmuş. 7 burada sayıyı daha büyük bir değere ulaştırdığı için o zaman 7 en büyük, sıradaki küçük olan değerimiz A'ymış. En büyük değerimiz de C'ymiş diyoruz bu sıralama mantığına göre. Sırayla her bir basamakta sıralama yapabileceğiniz değerleri seçip ondan sonra soruyu sıralıyorsunuz. Biz böyle anlatıyorduk. Sınavda şöyle çıktı. A, B, C birbirinden farklı. K, L, M 3 sayı verilmiş. Diyor ki Alican 3 sayının sıralamasının birler basamağı yerine onda birler basamağındaki değerin büyüklüğüne göre yapıldığını düşünüp K, L, M şeklinde bir sıralama vermiş. Yani başlangıçta şurada farklı olan tam kısma değil de onda birlerden B, C, A'ya göre sıralamış. Buna göre K en küçükmüş. K'da o zaman B küçük. Sonra L gelmiş. L'de ne var? Onda birlerde C. Sonra da M gelmiş. Yani ne gelmiş? A. Peki bizim doğru sıralamamız neye göre olacaktı? Tam kısma göre önce bakacaktık. O zaman B en küçükse B'nin karşılığında ne var? L değeri var. Sonra ne gelmiş? C. C kimin tam kısmı? M'nin. En büyükte de ne var? A değeri. A'da hangisine ait? K'ya ait. LMK sıralaması. Yani Ceyhan doğru sıralamaymış diyoruz. Evet, 2018 TYT'de bir tane daha yine bu şekilde ondalık sayı sorusu var, bir sıralama var, bir tane de cetvel sorusu var. Cetvel sorusunun logaritma dahil kullandığını görüyoruz, sevdiklerini görüyoruz. Bakalım bu sene neyi sevecekler. Şöyle bir bilgi verilmiş. Her iki tarafında 0,8'lik mesafe olan 10 santimlik bir cetvelle her iki tarafında 0,2 santimlik mesafe olan 6 santimlik iki özdeş cetvel boşluk bırakılmadan uç uca birleştirilmiş. 10 santimlik cetvelin sağ kenarı 6 santimlik cetvelin hangi noktasıyla hizalanmıştır? Sorun bu. Öncelikle başlangıç noktaları aynı olduğuna göre diyorum ki benim burada ölçmem gereken mesafe ne kadar? Zaten 10 birim cetvelin kendisi. Bir de demiş ki 0,8 santimde cetvelin her iki ucundan var. Yani 1,6'da bu şekilde. O zaman ben 11,6'lık bir mesafe ölçecekmişim. Tamam. Diyorum ki başlangıçtan itibaren bir cetvelim zaten tam değerini aldım. Yani 6 birimlik uzunluk var. Bir de ne var? Başlangıcında ve bitişinde 0,2'lik, hatta bir de şurada ne var? İkinci cetvelin başlangıcında da 0,2. Yani toplam 0,6'lık da ne var? Başlarında ve bitişinde boşluklar var. Yani 6,6 santimlik zaten uzunluk var sıfıra kadar. O zaman diyorum ki geriye kaç birimlik uzunluk kaldı? Sıfırdan itibaren baktığım zaman 5 birimlik uzunluk kalmış hizalanma için diyebiliyorum.
Ya da bir sonrakinde baktığımızda 2019 TYT'de geçen sene çıkmış bir soru. İçtiği suyu hesaplamak için 2 litrelik bir şişenin önce diyor ki 4 eşit parçaya, sonra da her bir parçayı 5 eşit parçaya bölmüş. Diyor ki bu görünümde şu anda Emel bu şişeden kaç litre su içmiştir? O zaman azalan miktara bakacağım. Bir kere ilk önce 4 eşit parçaya ayırdığına göre 2 litre için dediğim her bir bölümün ne kadar olması lazım? 0,5, yani 1 bölü 2 litrelik bir kısım var. Sonrasında ne var? Her bir yarımı, her bir parçayı da 5 eşit parçaya bölmüş. 1 bölü 2, 0,5 ise o zaman her bir dilimde de ne olacak? Buradaki minik her bir çizgi arası 0,1 litrelik parçalara karşılık gelecek. Peki kaç parça var diye bakıyorum. Şimdi şekilde sizin de belki görmeniz zor olabilir ama 1, 2, 3 birimlik burada 0,3'ten sonra su içmiş. Yani toplamda 0,8 litre, yani 8 bölü 10, yani 4 bölü 5 litre su içmiş Emel diyebiliyorum. Evet, şimdi bir sonraki soruda elimizde bir üçgen var. 9 küçük eşkenar üçgen bölgeye ayrılmış. Boyalı bölgenin alanı toplamının ABC üçgenin alanının oranı aşağıdaki O merkezli dairesel grafiğin hangisine doğru olarak gösterilmiştir? Şimdi elimizdeki oransal rasyonel kısımda ne olarak göstermemiz gerekiyor? 9 tanenin 3 tanesinin boyalı olduğunu söylememiz. Yani 1 bölü 3 oranında bir rasyonel değer elde etmemiz lazım. 1 bölü 3 rasyonel oranını neyle bağlamış? Hangi konuyla bağlamış? Grafik konusuyla bağlamış. Demiş ki 3'te 1'i taralı olacak şekilde benim bir seçim yapmam gerekiyor. Derece tamamı 360 olduğuna göre 360 derecenin 3'te 1'ini aldığım zaman 120 derecelik daire grafiğini gösteren B şıkkını cevap olarak seçebiliyorum. Ya da bu daireleri bu şekilde kullanabiliyor. Büyük boy ve küçük boy pizzada demiş ki büyük boy pizzanın yarıçapı küçük boy pizzanın yarıçapının 2 katıdır. Yani kabaca söylemek gerekirse elimde bir 2R, bir de R yarıçaplı 2 tane pizza var. Otomatik olarak yarıçapları oranı 1 bölü 2 olduğuna göre diyorum ki alan oranı yarıçapları oranı karesinden 1 bölü 4 gelecek. Yani eğer büyük boy pizzam 4S ise küçük boy pizzam da S birimlik alan ya da işte değer elde etmiş olacağım. Diyor ki Aras, Rıza Berk ve Asya 2 adet büyük boy. 2 adet büyük boy alırsam ne kadar almış olacağım? 8S'lik pizza almış olacağım. Aynı alışverişte Zeki Özge 3 adet küçük boy. 3 tane aldığımda 3 bölü 8 oranında da ben bunları paylaştırmış olacağım. Diyor ki eşit paylaşımlar söz konusu. Asya'nın payına düşen. Asya ne almıştı? Bu 8S'lik pizzanın 3'te 1'ini almıştı. 3 arkadaş bölüşmüşlerdi. Zekiye ne yapmıştı? Özge ile eşit paylaşmıştı. Neyi? 3S'lik kısmı. Bize sordu. Asya'nın payına düşenin, Zekiye'nin payına düşenin oranı. Yani ne oldu? 8S bölü 3, 2 bölü 3S'ten S'leri de sadeleştirdiğimizde 16 bölü 9 oranında bir değere ulaşmış oluyorum. Evet, dikdörtgen şeklindeki halıdan şekilde gösterildiği gibi paralel 1 bölü 2 metre ve diğer kenarından 1 bölü 5 metrelik genişliğinde dikdörtgen parçaları kesilmiş. Kalan alanın kaç metre karedir denilmiş. Ben ne yapmışım? 3 metre boyundan metre cinsinden 1 bölü 2 kesmişim. Yeni bir kenar uzunluğu elde etmişim. Bir tam 1 bölü 3 metrelik kısımdan da, yani şu uzun kenardan da 1 bölü 5 metrelik kısım kesmişim. Yani rasyonel sayılarda bize bu işlemi verseydi biz yapabiliyorduk. Yani aynı şeyi bir halı üzerinden sormuş. 3 eksi 1 bölü 2'den 6 eksi 1'den 5 bölü 2 geldi burada. Ha, sağ kısımda ne olması lazım? 3 artı 1'den burası 4 bölü 3 eksi 1 bölü 5. Bu çıkarmanın gerçekleşebilmesi için 5 ve 3 ile genişletmem gerekiyor buradaki değeri. 5 bölü 2'yi ne yapacağım? 20 eksi 3'ten 17 bölü paydasını 15'e getirerek bakacağım. Orada da sadeleştirmede 5'e bölündüğü zaman değerler 17 bölü 6 metrekareymiş diyebileceğim. Aslında basit bir işlem sorusu, sadece şekil üzerinden vermiş. Ya da dediğim gibi sayı doğrusunu çok seviyorlar. Sayı doğrusunu benim burada kuvvetli bir şekilde bilmem gerekiyor. Demiş ki 0, 1'den sonra 1 ile 2 arası
3 eşit parçaya ayrılmış. O zaman her bir kısmın ne kadar olmasını bekliyorum? 1 bölü 3'lük ilerleme sağlamasını bekliyorum A, B sayıları için. Yani A sayısı 1 tam 1 bölü 3 ya da B sayısı 1 tam 1 bölü 3 daha ilerlersem 2 bölü 3'e karşılık gelmiş oldum. 2 ile 3 arası 4 eşit parçaya ayrılmış. Ve diyor ki buradaki değer C, şuradaki değeri de D demiş. Ne olmuş olması lazım? Her biri için 1 bölü 4 birim o zaman gitmem lazım. C için 2'nin üzerine 1 bölü 4 birim gittim. D için 1, 2, 3 yani 2 tamın üzerine 3 bölü 4 gittim. Diyor ki A, C arasındaki mesafenin. A ile C arasındaki mesafe. O zaman diyorum ki 2 tam 1 bölü 4 yani 9 bölü 4'ten A değeri nedir? 1 artı 1 bölü 3'ten 4 bölü 3 mü olmuş oldu? Aralarındaki fark A ile C'nin. B ile D için bakarsam D büyük olan değer. Yani ne gelmiş olacak? 8 artı 3'ten 11 bölü 4 eksi B değeri 3 artı 2'den 5 bölü 3 farkına oranı. Ne olması gerekiyor? Evet, payda eşitlemem gerekiyor. Rasyonel sayılarda işleme devam edebilmek için olabilecek en küçük değerle eşitlemem işlemsel kolaylık sağlıyordu bana. Baktığım zaman 27 eksi 16 pay kısmında 33 eksi 20 bölü 12'de paydasında geldi. Ne olacak? Her ikisinin 12 olan paydası sadeleşecek. Pay kısmına baktığım zaman 11, paydasına baktığım zaman da 13'ü görüp 11 bölü 13 oranına ulaşmış olacağım. Yani sayı doğrusu dedik. Birkaç tane daha sayı doğrusu sorusu çözelim o zaman. Sayı doğrusu üzerine modellenmiş oldu. Aras 2 bölü 3 noktasında bulunuyor. Aras 1 saniyede 1 bölü 5, Asya 1 bölü 3 birim ilerliyor. Aras ile Asya birbirine doğru hareket ettiğinde 3 saniye sonra yan yana geliyorlar. Asya'nın sayı doğrusunda bulunduğu nokta aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine bir yol sorusunu rasyonel sayıya bağlamış. 1 bölü 5 Aras geldi. 1 bölü 3 de Asya geldi 1 saniyede. Bu işlem kaç kere tekrarlandı? 3 saniye boyunca tekrarlandı. O zaman diyorum ki paydalarını eşitlediğim zaman yani 3 çarpı 8 bölü 15 hatta sadeleştirirsem 8 bölü 5 birimlik ne olması gerekiyor? Birbirlerine toplam hareketlerinin olması gerekiyor. O zaman o 8 bölü 5 birimlik aralarındaki mesafeyi diyorum ki Aras'ın 2 bölü 3 olduğu noktadan çıkartırsam Asya'nın bulunduğu noktayı bulacağım sayı doğrusunda. Faydalarını yine eşitliyorum. 10-24 bölü 15'ten demek ki Asya sayı doğrusunda -14 bölü 15 noktasında bulunuyormuş. Dediğim gibi kapattığımda rasyonel sayılarda bu işlemi yapabiliriz. Mantık olarak da ne yapmamız gerektiğini diğer konulardan yardım alarak çözebiliriz. Ya da burada yine bir şekilde A ve B noktalarını farklı farklı parçalamalar üzerinden vermiş. A ile B arasındaki diyor eşit aralıklar ile 6 tane sayı yerleştirilerek 7 eşit parçaya ayrılıyor bir daha. A ile B arasında işaretlenen en küçük sayı. Öncelikle A'nın değerini bulalım. A değerine baktığım zaman 1'in üzerine madem ki 2 parçaya ayrılmış sadece 1 parçasını hareket etmiş. 1 bölü 2'lik yani A'nın bulunduğu nokta sayı doğrusunda 3 bölü 2. B'nin bulunduğu noktaya baktığımda 4'ün üzerine ne kadar gitmiş diye bakıyorum. 3 dilim ayrılmış ve 1 dilim hareket etmiş. O zaman 1 bölü 3'lük hareket yani 13 bölü 3'lük de B'nin olduğu noktanın koordinatları olarak görüyorum. Demiş ki A ile B arasını 7 eşit parçaya böl. Peki bu aralıkta kaç değer var bakalım. 13 bölü 3'ten 3 bölü 2'yi çıkarttığımda. Ve bunu 7 eşit parçaya böldüğümde neler olacak? Bunu aslında arıyorum. Paydalarını genişlettik. 26 eksi 9 bölü 6'yı 7 parçaya ayırırsak 17 bölü 42'lik bir hareket var. Yani A'dan itibaren 17 bölü 42'lik parçalarla hareket edersem 7 parça sonra B'ye ulaşacağım. Diyor ki en küçük sayı A ile B arasında. Ve A noktası 3 bölü 2 idi. Üzerine diyorum ki 17 bölü 42 hareket edersem yani bu defa sadece 21 ile genişletmem yeterli olacak herhangi bir sadeleştirme yapamadığım için. Çarptığımız zaman 63 artı 17 70 80 bölü 42 ya da en sade haliyle
40 bölü 21 noktasına karşılık gelecek diyorum. Evet, şimdi dedik ki dairesel grafik, rasyonel sayılar hepsiyle şöyle bir harman yapalım. Menemen için alınan malzemeler gösterilmiş. Alınan domateslerin 3 bölü 4'ü, soğanın 1 bölü 5'i, biberin 1 bölü 6'sı kullanılmışsa kalan malzemelerin her birinin başlangıçtaki malzemelerin tümüne oranı. Neyi neye oranlandığında tamamen seçenekler değişiyor. Sırasıyla biz de domates, soğan ve biber için oranları yazmaya çalışalım. Demiştik ki dairesel sorularda, dairesel grafik sorularında tamamına 360x seçmekte fayda var oranı rahat yazabilmek için. Domates kaç derecelik buradaki değere sahip, ona bakalım. 120, 90, 210 yaptı. Domates o zaman 150 dereceden 150x'lik bir kısma sahip. Soğan ne kadarmış? 90x'likmiş. Biber de 120x'likmiş diyebiliyorum. Direkt 360 üzerinden derecelerle böyle bir oran yazabiliyorum. Domateslerin 3 bölü 4'ü kullanılmış. O zaman ne kadarı kalmış? 1 bölü 4. Niye buna bakıyorum? Çünkü kalan malzemelerden bahsediyor. O zaman diyorum ki 150x'in 1 bölü 4'ü kaldı. Yani sadeleştirdiğimizde 75x bölü 2'lik bir değer kaldı bu domates için. Soğan için 1 bölü 5'i, o zaman ne kadarı kaldı? 4 bölü 5'i kaldı. Sadeleştirirsek buradan da 5, 18 dersek 72x'lik bir kısım. Biberin 1 bölü 6'sı kullanıldıysa o zaman diyorum ki 120x'in 5 bölü 6'sı kalmış olacak. O zaman bunun da sadeleştirmesi sonucunda 100x'lik bir kısım kalacak. Neye oranlayacakmışız? Kalan malzemelerin her birinin başlangıçtaki malzemelerin tümüne oranı. Yani elimizdeki 360x'e oranı soruluyor. Peki yapalım işlemi o zaman. Diyorum ki bu 75x'leri sadeleştirdiğimde bölü 2, 1 bölü 360 üzerinden düşünürsek ne olacak o zaman sadeleştirdiğim zaman? Elimde burada işte 5'e bölündüğü zaman 15, 5'e bölündüğü zaman 72, hatta 3'e bölündüğünde 5, 3'e bölündüğünde 24 dersek 5 bölü 48'lik bir domates oranı. 72 yine x'leri sadeleştirdiğim zaman bölü 360 zaten tam katı olduğuna göre 1 bölü 5'lik bir soğan oranı. Şunu da seçelim. X'leri sadeleştirdim, sıfırları sadeleştirdim, hatta 2'ye böldüğüm zaman 5 bölü 18'lik de bir biber oranını bulacağım. 5 bölü 48, 1 bölü 5 o zaman B şıkkıymış, doğru cevap diyeceğim. Şimdi benim çözeceğim sorular burada bitti. Sizin de kaynaklardaki rasyonel sayılarda aklınıza takılan soruları bana iletebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.